kavramlar söyledik. Dünyanın haline baktık. 21. yüzyılın önemli jeopolitik teorilerini söyledik. Mağaranın denizlere egemen olma teorisini. Karl Asoffer'in yaşam alanı teorisini. Merkez bölge Hartland teorisini. Ondan sonra kenar kuşak teorisini ve dünyanın soğuk savaştaki durumu. Aslında şimdi siz bir sömestirde öğrenilecek jeopolitiğin özünü öğrendiniz yani 10 dakikada. Aslında yani bu şey, ya bu kadarını bilseniz de çok büyük bir anlamı var. Bu keçi boynuzunun balı. Şimdi bunu akademik tedrisata vurursanız dipnotlarla bunu iki sömestirde yaparsınız. Değil mi hocam? Ya en az bir sömestir bir şey anlatın lan. Ne oldu ya? Devam, devam, devam. Devam mı? Hayır, hayır hocam, içer hocam. İkter hocam. Geldik 21. yüzyıla. Dedik ki 21. yüzyıl jeopolitiği daha çok konumlarla ilgiliydi, iki kutupluydu. Statikti, dengeli ve istikrarlıydı. Şimdi çok kutupluğa geçiş dönemi var. Çok kısa süreli bir tek kutuplu düzenden sonra Çin, Hindistan yükselen, Rusya yükselen güçler bu yüzyılın başlarındaki jeopolitik daha çok konumlardan ziyade kaynaklarla ilgili, yani daha çok enerji kaynaklarının ve enerji yollarının kontrolü ve enerji kaynaklarını ve yollarını kontrol eden konumların kontrolüyle ilgili. Burada enerji ve enerji yollarının önemi giderek artıyor. Çok dengesiz bir jeopolitik ortam var. Çok dinamik, çok hızlı bir süreç yaşıyoruz. İşte bu Büyük Orta Doğu Projesi, efendim, Arap Baharı vesaire belirsizliklerle ve risklerle dolu bir süreç. Bu sürecin geleceğini kestirmek pek kolay değil. Ve dünyada ekonominin ve jeopolitiğin ağırlık merkezi Pasifik'e kayıyor. Atlantik'ten Pasifik'e, batıdan doğuya doğru kayıyor. Devlet dışı aktörler, devletler gibi önemli roller oynuyor. Asimetrik tehditler devlet dışı aktörlerle beraber yükselişte ve en önemli özelliği bu sürecin kaotik bir süreç olması. Yani dünyayı kendi amaçlarına göre şekillendirmek isteyen güçler, güçlerinin yetersiz kaldığını görünce çıkarlarının olduğu bölgelerde kaos yaratmayı amaçlıyor ve bu kaosu yönetmeyi amaçlıyor. Ve bu konuda da stratejiler geliştiriyorlar, teoriler geliştiriyorlar. Kaos stratejileri geliştiriyorlar ama yani bu stratejilerin garantisi yok. Onun için kaosun kontrolü daha büyük kaoslar yaratabilir ve bunun altından ne çıkar? Bu belirsizlikler yaratır. Ya bu süreçler de, bu olaylar da bizim çevremizde olduğu için bizim mümkün olduğu kadar bu kaosların dışında kalmamız lazım. Bunlara geleceğiz yine. Şimdi bir tasnif edersek bu süreci, Berlin Duvarı çöktü 89'da, Sovyetler Birliği dağıldı. Buna ne dediler? Tarih sona erdi dediler, değil mi? Batı'nın liberal değerleri galip geldi, tarih bitti. Artık biz, dünya bizim kontrolümüzde dediler yani, onu söylemek istediler. Ve işte 2007 yılına kadar bir süreç yaşadık. 2007 yılında Münih'teki o meşhur güvenlik konferansında Putin bir karşı çıkış yaptı. Biz bunu kabul edemeyiz dedi. Tek düzenimiz kabul edemeyiz dedi. Ve bu sırada Amerika NATO'yu Rusya'ya doğru Doğu Avrupa'da yaymaya çalışıyordu. Hatta Gürcistan'ı da içine almaya çalışıyordu. Hatta füze sistemleri kurmaya çalışıyordu. 2007 yılında itibaren Rusya 2008 yılında Gürcistan'a girdi.
tarihin sonunun sonu başladı bence. Yeni bir tarih başladı. Yani tarihin sonunun sonu sona erdi. Tarihin başlangıcı başladı. Yeni bir tarih, yeni bir dönem. Farklı bir dönem. Çünkü o güne kadar Amerika istediğini cesurca yapmaya çalışıyordu. Ama Gürcistan'a girince de Batı, NATO, Amerika seyretmekten başka bir şey yapamadı. Ve NATO'nun Rusya'ya doğru yayılmasını da mesela Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını engelledi böylece Rusya. Ve bir yerde kısmi dengeler de oluşmaya başladı. Bu niye oldu böyle? İşte 2007 yılında Putin Amerika'nın gücünü tatiklerini gördü. Bıraktığı Afganistan'da. Ve Amerika'nın gücünün tahtitli olduğunu gördü. Amerika'nın başının belada olduğunu gördü. İşte bu Ufuk Kayama böyle söylemişti. Tarihin sonu. Tabii siparişle yazılmış bir şey. Çekik gözlü Amerika'ya parayı vermişler. Antarktika'da da verdiler. O da medeniyetler çatışmasını yazdı. Bunlar işte psikolojik ortam oluşturmak, yaratmak için yazılan ve çok büyük propagandası yapılan makaleler, sonra kitaplaştırıldı bunlar. Türkiye'de böyle psikolojik ortamlar yapılıyor başka amaçlarla. Şimdi Putin işte bu lafı etti yani o 2007'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılması 20. yüzyılın en büyük felaketidir dedi. Şimdi 20. yüzyılda iki tane büyük savaş oldu. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Çok büyük felaketler yaşandı ama Putin onları işaret etmiyor. Şeyi söylüyor, yani Sovyetler Birliği'nin dağılması en büyük felaket, katastrof diyor. Ya Putin haklı. Niye? İşte o İkinci Dünya Savaşı'nın dengeli, istikrarlı dönemi bitti. Dengeler bozuldu. Güç boşlukları oluştu, jeopolitik hayatlar oluştu ve buradaki dengelerin ne zaman, kimler tarafından nasıl kurulacağı, dengelerin nasıl sağlanacağı hala belli değil. Ve bu dengesizlikler, bu riskler de maalesef bizim coğrafyamızın etrafında. Şimdi bu 21. yüzyılda Amerika neler yapmaya çalıştı, hızla ona bakalım. Şimdi tabii Brzezinski, birçok kaynak var da, Brzezinski'nin bu Büyük Satranç Tahtası kitabı bize çok önemli işaretler veriyor. Çünkü bu Amerika için hazırlanmış, 21. yüzyıl için hazırlanmış bir jeostratejidir Brzezinski'nin kitabı. Şimdi Brzezinski'nin amacı Avrasya'yı kontrol ederek Amerika'nın küresel egemenliğini sürdürmesini sağlamak. Onu şöyle ifade ediyor Brezilya. Diyor ki, Amerika'nın küresel üstünlüğü Avrasya'daki nüfuzunu ne kadar süreyle ve nasıl bir ehliyetle sürdürebileceğine bağlıdır. Yani bunu açık seçip söylüyor. Çünkü diyor, biz Avrasya'yı kontrol etmeliyiz. Çünkü diyor, dünyanın tarihi burada yazıldı. Dünya nüfuzunun %75'i burada. Dünya gayri safi üretiminin %60'ı burada üretiliyor. Enerji kaynaklarının 1/4 burada. Dünyanın en büyük Amerika'dan sonra 6 ekonomisi burada. Ve bütün Amerika hariç nükleer güçler burada. Dolayısıyla Amerika, ondan sonra Brzezinski kitabında şunu anlatıyor. Amerika, Avrasya'yı nasıl kontrol edebilir? Ve böyle bir harita çiziyor kitabında. Tabi burada bir hedef koyuyor Brzezinski. Şimdi bu coğrafyayı görüyoruz değil mi? Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya, işte dünya enerjisinin 1/3 olduğu yer burası. Ve çok önemli enerji güzergahları var. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Süveyş, Bab-ül-Mendeb Boğazı. Yani Brzezinski şunu ima ediyor, bu bölgeyi kontrol edersek Amerika küresel üstünlüğünü sürdürebilir. Şimdi
bu arada şuna dikkat edin. Bakın o çizdiği dairelerin yayı Türkiye'yi ikiye bölüyor. Şimdi bu çizginin aynısını nerede görürsünüz biliyor musunuz? Bir tane Euro, Avrupa Birliği parasını alın elinize, Avrupa Birliği'nin parasındaki haritaya bakın, Avrupa parasının, Avrupa haritasına, Türkiye aynı yerde hemen hemen bölünüktür. Zaten Huntington'da kitabında ne diyor? Türkiye Yugoslavya gibi bir ülkedir diyor. Torn country'dir diyor. Yani parçalı mıydı bir ülkedir diyor. Yani parçalanabilir diyor. O zamandan işareti çakıyor yani ortak oluşturmak için. Bu haritada Amerika'nın merkezi komutanlığı deriz ya. Hani Afganistan'ın Irak'a girdi. Komutanlar bazen Türkiye'ye geliyor, görüşüyor, gidiyor. Bakın aynı coğrafya görüyor musunuz? Brezinski'nin çizdiği haritanın hemen hemen aynı coğrafya. Bu merkezi komutanlığın görevi buraları kontrol etmek. Yani buradaki enerji yollarını, bu coğrafyaları kontrol etmek. Ama Amerika'nın askeri gücü yeterli olmadığı için Afganistan'a gider, Irak'a gider, tıkandılar. Ve askeri güçle bu bölgeyi kontrol edemeyeceklerini anladılar. Yani şimdi 11 Eylül çok önemli tabii. Artık herkes 11 Eylül'ün bir milat olduğunu biliyor. Yeni Amerikan yüzyılı, yeni yüzyıl, milenyum. Yeni yüzyıl jeopolitik için bir başlangıç. O zaman tabii Bush büyük bir gurula bu yüzyılın tarihini biz yazacağız dedi. Ve kendini çok kuvvetli, çok güçlü gördüler. Bizimle beraber olmayan bizim karşımızdadır dedi. Yanlışlıkla böyle Haçlar Seferi'ne başlattığını söyledi. Yanlışlıkla doğruyu söyledi. Yani bu Büyük Orta Doğu Projesi İslam dünyasına karşı başlatılan bir Haçlar Seferi'dir yani. Ve işte çöken komünizm yerine ideolojik bir düşmanı ikame etmeye başladılar. Çünkü enerji İslam topraklarındaydı. Bunun için de radikal İslam'ın faşist bir imparatorluk kurmak istediğini söylediler. Buna herkesi inandırdılar. İslam'ı düşman gösterdiler. Ondan sonra Amerikan askeri gidiyor, Kur'an'ı yakıyor. Amerikan askeri gidiyor, Afganistan'da Müslümanları öldürüyor. Çünkü öyle yetiştirdiler. Condoleezza Rice, 22 ülkenin haritasını değiştireceğiz dedi. Yeni bir Orta Doğu lazım dedi. Ve bazı haritalar dolaşmaya başladı. Yani bu haritalar dikkatle hazırlanmış haritalar. Bizim coğrafyamızla bizde etkileyen haritalar. Tabi o tarihlerde Amerika'nın resmi strateji belgelerine de baktığımızda bazı ipuçları görüyoruz. Şimdi Amerika şunu amaçlıyor tabi Avrasya'da. Bölgesel bir gücün veya koalisyonun oluşumunu önlemek. Denizlerde ulaşım hatlarını güvenliğini sağlamak, yani buraları kısıntısız kullanmak, hava sahalarını, uzayı, kilit pazarlara, enerji kaynaklarına, stratejik kaynaklara kısıntısız girişim sağlamak. Yani Amerika, Avrasya hakimiyetini, küresel üstünlüğünü bunlara bağlıyor. Resmi Amerikan stratejik düzmanına göre. Yine 2008 tarihli bir savunma stratejisine göre de küresel müştereklerin dünya pazarlarının ve kaynaklarının güvenliğini sağlayarak uluslararası güvenliği pekiştirmek diyor. Bu global common dedikleri kavramı iyi bilmek lazım. Yani küresel müşterekler, global common diyorlar. Bunlar ne? Deniz yolları, hava sahası, uzay ve siber ortam. Yani jeopolitiğin yeni kavramları içerisinde bunlar aynı zamanda yeni boyutları oluşturuyor. Tabii Amerika'nın çıkarları sadece o Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya'da ibaret değil. İşte Akdeniz ticaret yolunun güvenliği, Afrika'nın kuzeyindeki enerjinin kontrolü, Çin'in bu bölgeye nüfusunu arttırmadan buradaki değişimleri sağlanması, Büyük Orta Doğu Projesi ve Doğu'da da Çin'in çevrelenmesi, Amerika'nın
jeopolitik hamlelerini oluşturuyor. Tabii bugün Çin, yükselen Çin Amerika için çok önemli. Amerika Çin'i çevrelemeye zaten başlamıştı. Yani Soğuk Savaş döneminde nasıl Rusya'yı çevrelemeye çalıştıysa bugün de Çin'i çevrelemeye çalışıyor. Ve bunu giderek arttıracak bu gayretlerini. Zaten Afganistan'a gitmesinin birkaç amacı olabilir ama en önemli amaçlarından biri Amerika'nın Çin'i batıdan kontrol etmek. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. Amerika ile bu yüzyıl arasında bir ilişki kurabilmek için. Amerika bu yüzyılda küresel üstünlüğünü sürdürebilecek mi? Bu şunlara bağlı. Yani enerjiyi ve yollarını kontrol edebilecek mi? Çin'in Hindistan'ın yükselişini kontrol edebilecek mi? Bu terör ve savaş diye sürdürdüğü savaşı kazanabilecek mi? Orta Doğu ve Orta Asya'yı kendi çıkarlarına göre şekillendirebilecek mi? İşte onun gayreti içerisinde Arap Baharı'yla bir küresel ekonomiyi istediği gibi yönlendirebilecek mi? Az önce de söylemiştim, artık küresel jeopolitik sadece Karadeniz havadan ibaret değil, buna uzay boyutunu, uzay jeopolitiğini ve siber ortamını da katmamız lazım. Siber ortam hem savaşın bir boyutu oldu hem de jeopolitiğin yeni bir boyutu oldu. Bu alanları da kontrol etmek gerekiyor. Şimdi Barack Obama, biraz hızlı anlatayım burayı. Bush'tan farklı olarak Barack Obama geldi ve amacı Amerika'nın küresel liderliğini restore etmek oldu. Irak'tan askerlerimi çekeceğim dedi, çekti. Ama nasıl bir Irak bıraktı orada? Ondan sonra cepheyi Afganistan'a taşıyacağım dedi, bunu yaptı. Şimdi Afganistan'dan çıkmanın yollarını arıyor. İran'la şey yapacağım dedi, yani İran'la savaşmayacağım, İran'la diyalog yapacağım dedi. Bunda başarısız oldu. Ve diğer hedefleri de vardı. Şimdi Bush'la Obama arasındaki farklar şundan. Bush zamanında askeri güç, önleyici darbeler öncelik kazanıyordu. Şimdi Obama zamanında ise işte stratejik iletişim, kamu diplomasisi, sosyal medya, internet ve özel birlikler. Şimdi Amerika özel birlikler sayısını artırıyor. Şimdi Amerikan ordusu evvelden Araplarla savaşıyordu. Şimdi Araplar birbirleriyle savaşıyor. Ama özel birlikler orada faaliyette. Yani hem sosyal medya faaliyette. Şimdi bugün Suriye'de Amerikan özel birliklerinin olmadığını kimse söyleyemez. Yani oradaki ortamı oluşturmak için orada çalıştılar. Özel birliklerin önemi giderek artıyor. Şimdi yani bundan bir ay kadar önce Amerika yeni bir savunma stratejisi açıkladı. Bu stratejinin de özeti şu, artık Orta Doğu değil, Amerika için öncelikli bölge, Asya Pasifik, bu da Çin'in çevreleneceği anlamına geliyor. Ordusunu küçültecek, savunma masraflarını azaltacak, özel birliklere ve siber savaşa önem verecek. Yani özel birliklere önem verecek demek, ülkeleri içinden karıştıracağım demek. Öyle değil mi? Şimdi bir özetleme yaparsak, yani Amerika'nın hamleleriyle beraber ne oluyor, biz nasıl etkileyeceğiz? Söylediğim gibi şimdi 21. yüzyılda küresel jeopolitiğin ve ekonominin ağırlığı Pasifik'e kayıyor. Amerika Çin'i çevrelemeye öncelik verecek. Amerika askeri gücünü bölgeye kaydıracak. Orta Doğu'da bir güç boşluğu olacak. Amerika bundan çekildikçe. Ve Amerika bu güç boşluğunu Türkiye'nin doldurmasını istiyor. Orta Doğu'da yükselen iki güç var. Biri İran, biri Türkiye. Şii-Sünni bloklaşması istiyor. Yani uzun vadede bu gelişmeler İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirir. Zaten gelmeye başlamıştır. O küreciye kurulan radar çok önemli. O bloklaşmanın bir parçasıdır. İnşallah iyi olur. Biraz Rusya'ya bakacağız. 2007'de işte ilk defa Putin dayattı. Tek kutuplu dünya düzeni kabul edemez dedi. Şeye baktığımızda şimdiki duruma
Doğu ile Batı'yı mukayese ettiğimizde, yani dünyada ne oluyor? Türkiye nerede? Türkiye doğru mu yapıyor? Yani resme bir bakmak lazım. Şimdi doğu üretiyor. Çin, Hindistan, Japonya. Batı tüketiyor. Yani doğuda üretilen şeyleri batıda tüketiyorlar. Doğu büyüyor. Yani gayri safi hasılası devamlı büyüyor. Batı ekonomide küçülüyor. Doğu biriktiriyor. Şimdi 3 trilyon dolardan fazla şimdi şeyi var, dövizi var. Batı borçlanıyor, Amerika dahil. Bu çok önemli bir jeopolitik gerçek. Biraz Çin'e bakalım. Çin bazı özellikleri var. Çin uzun süredir ekonomide hızla gelişiyor, %10. Ama şimdi yavaş yavaş Çin'de bazı ekonomik problemler ışığı geldi. Çünkü ürettiğini satması lazım. Batı ekonomileri küçülürken pazarları daralabilir. Onun için Çin hem ham madde kaynak arıyor, hem yeni pazarlar arıyor. Enerjinin olduğu yerlere hamleler yapıyor. Ve ordusunu modernize ediyor. Ama işte bu deniz meselesinde elinde imkanlar yok. Deniz ticaret yollarının koruma yeteneği yok. Tibet'i, Moğolistan'ı ve Türkistan'ı kontrol altında tutması gerekiyor. Ama Çin potansiyel bir küresel güç. Öyle görmemiz lazım. Şimdi Çin'in stratejisinin esası, şimdi Çinlere sorarsanız biz küresel güç olmak istemiyoruz, dünya lideri olmak istemiyoruz. Hep böyle tatlı tatlı konuşurlar. Biz hep barış içerisinde diyaloglarla beraber problemleri çözmek, ekonomik kalkınma yapmak, halkımıza refah arttırmak istiyoruz derler. Ama bakın şimdi bu Deng Xiaoping'in, Mao'dan sonrakilerin şu sözü çok önemli. Şöyle nasihat ediyor. Senin kanlı ol. Durumun güvenliğini sağla. Önce mevcut durumun bir güvenliğini sağla. Mevcut sorunlarla senin kanlı bir şekilde uğraş. Mevcut yeteneklerini gizle, gösterme. Ve zamanını bekle. Yani Çin'in milli karakterinde sabır vardır. Sabır vardır. Sabırla bekler, zamanla bekler. Düşük görüntü göster. Bunda başarılı olur. Liderlik iddiasında bulma. Zaten öyle yapıyorlar. Değil mi? Biz dünyada lider olmak istemiyoruz. Arasında da bazı katkılar sağlar. Çin bal gibi küresel bir güç olmak istiyor. Hegemonik bir güç olmak istiyor. Şimdi benim sezgime göre Çin'le Amerika'nın arasındaki mücadele, yani silahlı bir mücadele olmaz. Ama ekonomik bir mücadele olacak. Bu olmaya başladı zaten. Bu nasıl olacak? Amerika'nın ve Batı'nın kurmuş olduğu bu liberal, batılı ekonomik sistem ve bu sistemin kurumlarını Çin değiştirecek zaman içerisinde. Yani ekonomik sistemi ve bunun kurumlarını ve buralara egemen olacak. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne, IMF, Dünya Bankası'na veya bu kurumları taze edecek, yenilecek. Böylece ekonomik alanda çatışma olacak. Şimdi tabii burada Brzezinski diyor ki, Amerika G7'yi, G20'yi falan bıraksın diyor. G2 diyor. Amerika Çin'le uzlaşmalı ve dünyayı beraber yönetmeli diyor. Brzezinski'nin önerisi de öyle. Şimdi burada şu soruyu soruyoruz. 19. yüzyıl İngiliz yüzyılı olacaktı. 20. yüzyıl Amerikan yüzyılıydı. 21. yüzyıl Çin yüzyılı mı olacak? Şimdi Amerika'da şöyle tartışmalar var. Aynı bu soruları soruyorlar. Amerika'dan sonra dünyayı kim yönetecek? Ya Amerika çöktükten sonra Batı'nın liberal ekonomik sistemi sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Yoksa nobody's world mi olacak? Yani hiç kimsenin lideri olmadığı bir dünya mı olacak? Şimdi bu soru tabii önemli bir soru. Çin yüzyılı olacak diyenler elini kaldırsın bakayım. 21. yüzyıl Çin yüzyılı olacak. Görüyor ki olmayacak. Gerçekten Çin'den bir alt olmaz diyor.
Feda etti. Peki Amerikan gücü ne olacak bir yerde? Eşit. Nobody's world olacak bir yerde. İmkansız. Ya bu zor bir soru. Değil mi? Cevaptan da bekleyin. Avustralya bir üs yapıyor ABD. Çin savunma harcamalarını ikiye kattı. Yani akıllıyor. Çin akıllı mı? Ama Çin'de elinde imkan var. Sabırlı, akıllı mı? Yani akıllıdır Çin'de akıllı. Çinlerin stratejisi sonsuz sonsuz. O akıl doldu. Yani. Bizde kuşatıyor işte. İran bize bırakacak. O tarafı da kendi değil mi? Ya şimdi tabii yani ama 21. yüzyılın sonuna doğru Amerika çöküşte, Çin yükselişte olacak yani. Bu görünüyor. Öyle mi? Öyle mi? Yani. Dünyanın sonu olmaz mı? Bu kıtlık olmaz mı? Ya bu bir test konusu olabilir. Biraz Rusya'ya gelelim. Şimdi Rusya'nın da bazı özellikleri var. Bir defa çok önemli petrol ve doğal gaz kaynakları var. Çok geniş bir coğrafya. Çok madenleri var. Temiz suyu var. 21. yüzyılda çok önemli olacak su kaynakları var. Ama çok geniş bir coğrafya. Bu coğrafyanın kontrolü çok zor. Rusya'nın en büyük problemi demografi. Yani nüfusu yetersiz. 50 milyon nüfusu var. Ve bu nüfus yaşlanıyor, azalıyor. Müslüman nüfus artıyor. Şimdi tabii Çin küresel bir güç olma adayı. Ekonomi de zaten oldu. Ama Rusya'nın tek başına küresel güç olma potansiyeli bence yok. Yani nüfus potansiyelini dikkate aldığımızda. Ama Rusya paramparça olacaktı. Eğer Putin olmasaydı. Brezilya doktorunda der ki en iyi Rusya, üçe bölünmüş Rusya'dır. Yani Rusya'yı parçalayacaklardı. Rusya'yı iki şey kurtardı. Bir Putin, bir de petrol ve petrol fiyatlarının yükselmesi. Bir de Putin şunu yaptı. Şu an Türkiye'de konuşulanın tamamen tersini yaptı. Merkezi yönetimi güçlendirdi Rusya'da. Yani merkezi yönetimi güçlendirerek Rusya'nın ayakta kalmasını sağlar. Rusya ama doğru tehdit görüyor. Rusya kalkanında tehdit görüyorsa o zaman biz de öyle görecek. Kendine yakın bölgelere yerleştirilmesini tehdit görüyor. Yani NATO'yu istemiyor. Şimdi Medvedev de bir ara demişti ki nerede Rus vatandaşı varsa orada bizim çıkarımız vardır. Bir de Rusya'nın ayrıcalıklı çıkarlarının olduğu bölgeler vardır. Bunlar eski Sovyet toprakları. Ne zaman söyledi bunu Medvedev? Artık Amerikan askeri gücünün yetersizliği kanıtlandığında. Avrupa Birliği böyle bir şey yok. Avrupa'da üç tane önemli ülke var. Yani Avrupa Birliği diye bir şey yok. Üç tane önemli ülke var. Bunlardan birisi Almanya Avrasyacıdır. Almanya geleceği Rusya ile ilişkilerinde görüyor. Çünkü bir büyük bir enerji bağımlılığı var. Ve Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. İngiltere Atlantikçidir. Avrupa Birliği'nde. Amerika ile birlikte hareket eder. Fransa Akdenizcidir. Akdeniz'i kontrol etmek ister. Şimdi bu durumda üç tane büyük ülkenin olduğu bir Avrupa Birliği'nde üç kafadan ayrı ses çıkıyorsa bunların birlik olması mümkün değildir. NATO, yeni NATO'yu Amerika işte bu Avrasya'daki kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Bazı yerlerde kullanabiliyor. Afganistan'da kullandı. Enerji yollarında, güzergahlarında kullanmak istiyor. Libya'da kullandı. Ama tepkiler de var NATO'nun içerisinde. Artık NATO eski bir NATO değil. Bundan sonra Amerika'nın Avrasya'daki jeopolitik çıkarları için yayılmacı bir güce dönüşüyor. Ama zaman içerisinde bu nasıl gelişecek onu da göreceğiz. Şimdi
21. yüzyılda bir şey önemli devam ettirecek. Enerji, su ve gıda. Ve siyaseti etkileyecek, jeopolitiği etkileyecek bunlar. Küresel ısınma, su ve gıda üzerinde çok önemli etkileri olacak. Şimdi bakın, küresel ısınmanın etkili olduğu bölgeye bakın. Afrika'nın kuzeyi ve Orta Asya, Orta Doğu. Arap Baharı coğrafyası, Büyük Orta Doğu coğrafyası çıkıyor. Yani nerede enerji varsa orada küresel ısınma daha fazla. Oralar alev alev yanıyor. Ve işte Allah'ın takdiri midir nedir? Oraları da karıştırıp duruyorlar. Oralar yeniden şekilleniyor enerjinin olduğu yer. Enerjinin olduğu yerde küresel ısınma da var. Tabii bu küresel ısınma çok önemli etkiler yapabilecek. Bazı coğrafi bölgelerde kıtlıklar olacak, açlıklar olacak, hastalıklar olacak, göçler olacak, toplu göçler olacak. Bunlar en çok nerede olacak? Orta Doğu'da olacak. Nerelere doğru olacak? Bilim adamlarının söyledikleri gibi doğruysa, verimli topraklara, sulara doğru. Orta Doğu'da kurulmayacak iki tane nehir var. Biri Fırat Nehri, biri Dicle Nehri. Fırat ve Dicle Nehri bizim Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı coğrafyada doğuyor. Irak Türk bölgesinden geçiyor ve Irak içerisinden Basra'ya akıyor, gidiyor. Şimdi bu iki nehrin önemi giderek artacak. Irak kuzeyinde yaşayan Kürtlerin bölgesinde de zengin petrol var, doğal gaz var. Yani 21. yüzyıl jeopolitiğinde etkili olmak isteyen küresel ve bölgesel güçler Irak'ın kuzeyindeki petrolü, enerjiyi ve Türkiye'nin güney doğusundaki Fırat ve Dicle Nehri'ni ihmal edemez. Yani o zaman PKK ile Fırat Dicle Nehri'leri arasında da bir irtibat kurmak gerekir. Acaba PKK ile yapılan mücadele bir su savaşı mı nedir diye bunu sorgulamak lazım. Şimdi Brzezinski 98 yılında bu kitabını yayınladığında çok önemli bir tespitte oluyor. Diyor ki Türkiye iki tane sorun yaşayacak diyor 21. yüzyılda. Bunlardan birincisi kendi kimliğini tanımlama sorunu. Türkiye'de modernistler, bunlara liberaller diyebiliriz. Batıya bakıyorlar, Avrupa Birliği'ne bakıyorlar. İslamcılar güneye bakıyorlar. Orta Doğu'ya bakıyorlar, İslam dünyasına bakıyorlar. Milliyetçiler de buna Avrasyacılar da diyebiliriz biz bugün. Doğu'ya bakıyorlar, Türk dünyasına bakıyorlar vesaire. Burada bir mücadele olacak diyor. Sanki fala bakmış adam. Veya kurgulamış. Veya böyle kurgulayın demiş. Bu mücadele oluyor. Yani Wikileaks belgelerinde de görüyoruz. Amerikan Büyükelçisi telgraf çekiyor Washington'a. Genelkurmay'da milliyetçi, Avrasyacı generaller var. Onlar Amerikan çıkarlarına ters hareket ediyorlar. Bir de bakıyoruz ki onların bir kısmı Silivri'de, bir kısmı hastalaşıyor. Ya bu Brezilya çok akıllı bir adam galiba yani. Bu nasıl da düşünmüş? Kahve falan mı almış yazmış? Bir de diyor ki, ikinci sorun da şu olacak diyor. Türkiye etnik milliyetçiliğinin kurbanıdır. Türkiye'nin yönüyle ilgili bu gerginlik Kürtlerin daha şiddetli bir baskı uygulamak için cesaretlendirecektir diyor. Bugün yaşadığımız ortam. Yani Türkiye'de Atlantikçiler, Batıcılar, Avrasyacılar, milliyetçiler, siyasal İslamcılar arasında bir mücadele gelişirken bu mücadele Kürt milliyetçilerini cesaretlendirecektir diyor. Bayağı da cesaretlendiler. Ama bunlar 1997 yılında söylüyor. Şimdi bunları yaşıyoruz. O zaman şöyle bir sonuca varmamız lazım. Türkiye'nin birinci öncelikli jeopolitik meselesi pasiftir. Yani Türkiye'nin devlet yapısıyla ilgilidir.
kimliğiyle ilgili. Yani jeopolitik kimliğiyle ilgilidir. Yani Türkiye mevcut değerlerini, devlet yapısını ve kimliğini kurabilecek mi, kurayamayacak mı? Biraz hükümetin Ahmet Davutoğlu'nun uyguladığı jeopolitiğe bakalım. İşte Davutoğlu'nun jeopolitiği ve o jeopolitiğe dayanan dış politikasını kendisi şöyle tanımlıyor. Güvenlik demokrasi dengesi olacak diyor. Komşularla sıfır problem. Komşu bölgelerle iyi ilişkiler. Çok boyutlu dış politika. Ritmik diplomasi bu şekilde tanımlıyor. Yani bunlar biraz fantazi sözler. Yani bu komşularla sıfır sorun da yani bir ütopya. Ütopya yani bugün öyle bir şey yok. Çünkü bu tek taraflı bir arzu. Uluslararası ilişkilerde en azından iki tane taraf vardır. Yani tek taraflı arzu, tek taraflı beyan, tek taraflı istekle sıfır sorun olmaz. Yani çıkarlar bir yerde örtüşür, bir yerde örtüşmez. Dolayısıyla bunu böyle bağlamak biraz da zaten görüyoruz ki şimdi Türkiye'nin İsrail ile arası iyi değil, Suriye ile arası iyi değil, Irak Merkezi Yönetimi ile arası iyi değil, efendim, İran'la arası iyi değil, Azerbaycan'ı kaybettik, Ermenistan'a jest yapmasıydık, onunla da aramızı iyi değil. Demek ki bu politikada aksayan bazı şeyler var. Şimdi bir de Ahmet Davutoğlu'nun jeopolitik Türkiye'yi bir küresel aktör ve küresel güç olarak görüyor. Ve bence bu bir tarihi hata. Çünkü bakın bugün dünyada tek küresel güç olarak Amerika'yı sayabiliriz ama onun da çok ciddi tahdidleri var. Özellikle askeri boyutta çok ciddi tahdidleri var. Hatta ekonomik boyutta da başladı. Bir de burada bir aday var, Çin var. Bunun dışında küresel güç olabilecek hiç kimse yok, hiçbir devlet yok. Tabii şimdi bazı kriterler olmalı. Şimdi bir de denizaltı yapacakmış, uçak denizi yapacakmışız, küresel güç olacakmışız. Ya bunlar ya pek doğru ifadeler değil, en kibar ifadeyle. Ya dışarıdan bize bazıları gaz veriyor, ya onun da adını koyalım, jeopolitik gaz veriyorlar. Bizi arzu ettikleri bölgelere yayabilmek için Türkiye'yi küresel, bakalım Türkiye küresel güç mü değil mi? Onu biz tartalım şimdi. Şimdi küresel güç olabilmek için küresel çapta bir ekonomik ve finansal yapınız olması lazım. Yani bir para biriminiz olması lazım. Convertible, bütün dünyada geçen dolar gibi. Yani böyle bir para biriminiz olması lazım. Ve küresel ekonomik ve finansal organizasyonlarda büyük bir ağırlığınız olması lazım. Türkiye'nin böyle bir ağırlığı var mı? Böyle bir ekonomisi yok. Enerji kaynaklarına ve stratejik minerallere kesintisiz erişim sağlamanız lazım veya bu kaynaklara sahip olmanız lazım. Bizim böyle bir yeteneğimiz var mı? Yok. Nükleer yetenek, yani askeri nükleer yetenek, caydırıcı bir güç olarak. Böyle bir yeteneğimiz var mı? Yok. Çok üstün savunma teknolojisi, yani uzay teknolojisi, efendim en gelişmiş silahları üretebilen böyle bir teknolojimiz var mı? Bu teknoloji yenileme kabiliyetimiz var mı? Bu nerede var? Amerika'da var. Böyle bir teknolojimiz var mı? Yok. Deniz aşırı bölgelere askeri güç kaydırma yeteneği. Amerika gibi. Böyle paketler halinde deniz aşırı harekat yapma yeteneği. Var mı? Çin'in bile yok. Her alanda gelişmiş teknoloji üretme yeteneği. Yani uzay teknolojisi. Efendim, elektromanyetik teknoloji, elektronik teknoloji. Aklımıza gelen her alanda teknoloji. Şimdi güçlü bir devlet yapısı, etkin bir diplomatik altyapı ve sayısı da yetişmiş diplomat sayısı. Ve bunların kullanacağı yumuşak güç. Yani sadece sert değil. Sert güç değil. Ve yani kullandığınız istihbarat örgütünü bile buna dahil etmek lazım. Adamlar yan kurmuşlarını bile kurmuşlar. Yani bir de avantajlı bir jeopolitik konumumuz olması lazım. Mesela Amerika'nın avantajlı bir konumu var. O deniz aşırı bir ülke olduğu için kendisini okyanusla koruyabiliyor ve okyanus ötesi harekat yapabiliyor.
ve küresel jeopolitik şekillendirme yeteneği. Yani ben öyle hamleler planlarım ki işte o, sizin öyle olmanız lazım. Jeopolitik strateji öğrenin, sizin öyle olmanız lazım. Yani Türkiye'nin en azından bölgesel jeopolitik hamlelerini planlayacak seviyeye gelmeniz lazım. Onun için jeopolitik öğrenmeniz çok önemli. Yani var mı bunu yapabilecek? Sadece bunu planlamayacaksın, böyle bir vizyon koymayacaksın. Askeri gücünde, yumuşak gücünde, ekonomik gücünde belli bir coğrafyayı şekillendireceksin istediğin gibi. Yapabiliyor muyuz biz bunu? Ya Kafkasya'da bile yapamıyoruz. Ve uluslararası kuruluşlarda etkin olacaksın. Yani şimdi bu kriterleri ben yazdım. Bence buna en yakın olan Amerika. Çin 90'larıyla beraber aday. Rusya'nın çok büyük artıları var, noksanları var ama 150 milyonluk bir Rusya tek başına küresel güç olamaz. Ama bir koalisyon kurarsa Rusya, güçlü bir koalisyon, coğrafi konumunun verdiği avantajla küresel etkinlik sağlayabilir. Türkiye bölgesel bir güçtür. Yani Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Türkiye bir Avrupa ülkesiydi. Ben Avrupa'nın Güneydoğu kanadı olarak zaten biz tanımlanıyorum. 21. yüzyılda Türkiye maalesef bir Orta Doğu ülkesi oldu. Yani jeopolitik şartlar, ivmeler, bizi bu tarafa itmeler, Avrupa Birliği'nin jeopolitik körlüğü, Amerika'nın teşvikleri, Türkiye'nin kimlik değiştirmesi, bizim bir Orta Doğu ülkesi. Artık bizi öyle tanıdılar zaten. Biz bir Orta Doğu ülkesiyiz. Ama bunun devamı da varmışlar. Bakın, küresel kültürel etkinlik. Yani, şimdi bütün dünya Amerikan müziği dinliyor, Amerikan filmi seyrediyor. Kot, pantolon, tişört, beyzbol, şapka. Bu bir kültür. İyi değil ama böyle yani. Böyle bir etkinlik de olması lazım. Ha var şimdi mesela bizim dizileri şeyleri, yasak aşkları bütün Orta Doğu'da izliyorlar, bizim dizileri izliyorlar. Ha, nüfus, tabii bak Rusya buradan kötü parmalıyor. Rus nüfusu yaşlanıyor ve şey, Avrupa'da da yaşlanıyor. Sağlam bir demografik yapı. Bakın, Türkiye'nin demografik yapısı sağlam değil. Türkiye Kürt meselesini çözmeden yani doğru dürüst jeopolitik hamle tek başına yapamaz. Yani önce kendi içini adam etmesi lazım Türkiye'nin açılabilmesi için. Ha, uzay yarışında biz neredeyiz? Atatürk ne demiş? Atatürk istikbal havadadır dememiş. İstikbal göklerde demiş. Yani uzayda demiş. Uzay kimliği bize neler getirecek? Yani bu jeopolitiğe nasıl katkılar sağlayacak? Ondan sonra uzayda, denizde, havada, siber ortamda burayı kesintisiz kullanma, istediğimiz kullanma yeteneğimiz var mı? Yani ancak ideal olarak bütün bunlara sahip olan küresel gücümdür diyebilir. Şimdi burası çok önemli. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerinden biri şu, Türkiye bir merkez ülkedir, bu doğru. Nasıl merkez ülke? Yani bu dünya adası dediğimiz Avrasya, Afrika, Avrupa, Asya coğrafyasının tam göbeğinde Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin coğrafi konumu, merkezi konumu Türkiye'ye birçok açılım imkanları veriyor. Şimdi bu açılım imkanları da şunlar, batıya doğru biz hamleler yapabiliriz. Amerika ile ilişkileri geliştiririz, Avrupa Birliği üyeliğini geliştiririz, İsrail ile Amerika ile diğer batılılarla ilişkilerimizi geliştiririz. Bu bir seçenek. Kuzeyde Rusya ile, kuzey mihverinde, ekseninde Rusya ile ilişkilerimizi geliştirebiliriz veya geliştirebilirdik. Ama doğu ekseninde Çin ile, Hindistan ile, Orta Asya'daki Türk devletleriyle ilişkilerimizi öncelik verebiliriz, bunu geliştirebiliriz. Veya dördüncü seçenekte güneye açılabiliriz, Arap dünyasına ve burada İslam dünyasında
bu ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Yani temelde baktığımda Türkiye'nin 5 tane seçeneği var. Bu 4, bir de hepsini beraber yapmak. Şimdi bizim dış politikamız yönetenler diyorlar ki biz hepsini beraber yapıyor. Bu olmaz. Onun için de çok güçlü olmak lazım. Yani şimdi bir yerde siklet merkezi yapmak lazım. Yani onlar yaptılar aslında siklet merkezi. Şimdi Türkiye'nin burada bir yani jeopolitik aslında tercihlerle ilgilidir. Yani bu bir tercihtir. Yani Türkiye'nin hangi eksenini kullanacağı tercihtir. Çünkü Türkiye'de doğu eksenini ve kuzey eksenini kullanmak isteyenlere Avrasyacı dediler. Onlar eskiden komünist derlerdi, şimdi Avrasyacı. Bir kısmı da içeri attılar zaten Avrasyacıları. Milliyetçileri de baskı altına aldılar. Atlantikler rahatsız Türkiye'de. Onlar istediğini yazıyorlar, çiziyorlar. Şimdi, ya Türkiye bir tercih yapabilirdi. Soğuk Savaş bittikten sonra 90'lı yılların başlarında Amerika'nın bitmesiyle Türkiye bir Orta Asya'ya doğru açılmaya başladı. Atlantik'ten Çin Seddi'ne falan dendi. Yok yani hazırlıksız bir şeydi o. Onun bir jeopolitik altyapısı yoktu. Güç de yoktu, güç. Dolayısıyla o bir başarısız oldu. Şimdi Türkiye ne oluyor? Türkiye eksen kayması. Batı ile ilişkileri azaltıyor, Avrupa Birliği ilişkileri buzdolabına girdi, güneye doğru hareket ediyor. Şimdi bu eksen kayması sözünü ben ürettim. Yani patenti bana aittir. Türkiye'nin durumu işte o dönemde Radikal Gazetesi'nde yazdım ben bunu ilk defa. Benim bu ürettiğim kavramla Türkiye'nin durumu hem Türkiye'de hem dünyada tartışıldı. Şimdi doğudan bakınca, batıdan bakınca Türkiye'nin ekseni Orta Doğu'ya doğruysa batıdan bakanlar için o doğu oluyor. Çünkü orada da Orta Doğu. Ama Türkiye'den bakınca o doğu olmuyor. O güney oluyor. Yani bizim eksenimiz güneye kayıyor. Bunun içinde birçok şey söyleniyor. Yani bir yeni Osmanlıcılık anlayışı, efendim Türkiye'nin yeni kimliği, efendim Amerika'nın Türkiye ile birlikte burada çalışmak istemesi vesaire vesaire. Şimdi burada sorulacak olan soru şu. Bu eksen kayması doğru bir tercih mi, yanlış bir tercih mi? Türkiye bunları tartışmadan bu akıma girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Türkiye'nin bu politika değişikliği tartışılmadı. Yani inşallah iyi olur diyelim yani. Özel olarak daha ayrıntılı düşüncelerimi size anlatabilirim soranlara. Şimdi tabii de hani dünyanın kimin dünyası olacak da Türkiye'nin olacak. Batı ülkesinin de Orta Doğu. Avrasya şansı çok azaldı. Batı şansı bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ekseni güneye kayıyor ama bir de yörünge meselesi var. Şimdi güneşin etrafında dünya dönüyor değil mi? Belki bir yörünge de dönüyor. Şimdi Türkiye de eksenini güneye çevirirken Amerika'nın yörüngesinde hareket ediyor. Öyle. Yani Amerika'nın yörüngesinin dışına çıkmıyor. Çıkarsa zaten şöyle bir tokalık veriyoruz. Yani Türkiye'nin bugün Orta Doğu'ya açılımı Amerika'nın çıkarlarına ters değildir. Amerika'nın yörüngesinde bir eksen kayması var. Hocam Amerika bundan mutlu. Yani ama bu bir gün bugünlerin tarihi yazıldığında hayalperest jeopolitikler de o zaman yani sorgulanacak tarihi yazılırken. Çünkü hocalarla da konuştuk. Şimdi Orta Doğu'da bir Şii hilalinden bahsediyor şundan bundan. Bir de Alev'den bir hilali var. Suriye, Irak, İran, Kafkaslar. O Alev bizi sarmaya başladı. Biz de Suriye'ye girelim diyoruz yani. İlla girelim. Yani. Yani ne olacak şimdi Türkiye
kimlikli mi olacak? Ya bugün işte Orta Doğu ülkesi olduk zaten yani. Değil mi? Bu soru eskidi galiba. Ha bu da son sözümüz işte. Şimdi orada söylüyorum yani aslında Amerikan yörüngesini terk ediyoruz ve Orta Doğu'ya açılıyoruz. Bu çok önemli bir değişim. Yani bu Türkiye'nin hem jeopolitik yönelişini değiştiriyor hem de kimliğini değiştiriyor. Yani siyasal İslam diyorlar ya, Rum İslam falan. O kimlik değişiyor. Ya Türkiye bir de taraf oluyor da tabii şimdi. Yani şimdi yavaş yavaş kutuplaşma da başlayacak. Avrasya'da başladı. Türkiye bu Kürecik'teki radarı kabul etmekle Atlantik'ten yana, NATO'dan yana, Amerika'dan yana taraf oldu. Taraf olurken de İran'ı, Rusya'yı ve hatta Çin'i karşısına aldı. Yani niye bu kadar böyle zor bir karara evet dediler? Çünkü Rusya mesela Çek Cumhuriyeti'ne, Polonya'yı bunları kurdurmamak için çok mücadele etti ve oralardan vazgeçirdi bunlar. Şimdi Romanya'ya kuracaklar, bir de Türkiye'ye kuracaklar. Yanılmıyorsam. Bu çok önemli bir karar. Yani Türkiye'nin 20. Sarem'de de söylemiş. 21. yüzyıl başlığında verdiği en önemli jeopolitik karar. Doğruysa doğru. Doğru değilse bunu dedeli olur. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey pozitif mi? Sorusu olan arkadaşlar var mı? Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Benim iki tane sorum olacak. Bugün hepimiz biliyoruz ki savaş ne kadar kötü bir şey olsa da dünyada kaçınılmaz son olarak karşımıza çıktı. Bugün 3. Dünya Savaşı olsa sizin için bu nasıl öngörüyorsunuz? Bu bir mesela kaynak savaşı mı olur yoksa Huntington'un dediği gibi medeniyetler çatışması mı olur? İkinci sorumu da sorayım hemen. Eskiden Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz şey sadece hani kulislerde konuşulan, çok fazla gündeme gelmeyen bir şeydi. Ve hepimiz biliyoruz ki bu proje Amerika'nın hani tek dünya düzeninde hani bir imparatorluk kurmak istemesinin bir parçası bir şey. Yani bizim için iyi olmayan bir şey, hiç kimse için iyi olmayan bir şey. Bugün nasıl oluyor da Türkiye biz o Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyız diyebilecek kadar cesareti nereden buluyor? Şey, o ikinci soruya hemen cevap vereyim. Yani o basit yörüngeyi anlattım ya, bu yörünge meselesi. Şimdi tabii bu neokonlar 11 Eylül'den sonra işte gururlanarak şeylerini anlatırlarken, tezlerini anlatırlarken aslında 4. Dünya Savaşı'nın başladığını söylediler 11 Eylül'de. Yani bu soğuk savaş dönemine 3. Dünya Savaşı dediler, soğuk savaş. 4. Dünya Savaşı'na da işte şey başladı, 11 Eylül'den sonra terörle mücadele. Tabii bu aynı zamanda medeniyetler çatışması tezi de getiriyor. Yani aslında bu savaş askeri güçle sürdürüldüğü bir süre Afganistan'da, Irak'ta Amerikan askeri gücünün burada yetersizliği ortaya çıktı. Burada stratejinin konsepti değişti. Yani bu bölgeleri şekillendirmek, yeniden dizayn etmek silahlı güçle çok pahalı oluyordu. Mesela Amerika Irak'ta Saddam rejimini yok etmek için 1 trilyon dolardan fazla para harcadı. Ama Kaddafi rejimini 4 milyar dolara halletti. Onun için de şimdi bunu artık silahlı gücünden ziyade işte özel birliklerle bu savaşı öyle sürdürüyorlar. Yani halkları, Arapları birbirine savaştırarak, kurgulayarak, içeriden bunu kurgulayarak, kendi adamlarını yetiştiriyor bunlar. Bunları alıyorlar, yetiştiriyorlar. Ondan sonra zamanı gelince bunlar buraya salıyorlar. Kendi özel birliklerine rağmen. Ondan sonra onlar orada işte kılıcımları çakıyor. Ondan sonra da demokrasi getirmiş oluyorlar. Yani bu savaş demokrasi getirme şeklinde cereyan edecek. Arapların da kaderi böyle yani. Böyle bu savaş devam ediyor.
Hani ne zamana kadar devam eder? Aslında bu Büyük Orta Doğu Projesi, mesela Libya Savaşı'nın şöyle bir anlamı var. Mesela Libya'da Rusların büyük enerji yatırımları vardı. Çinlerin de 50-60 bin tane işçisi vardı Libya'da. Yani bunun coğrafyaya Çin'in nüfuz etmeden, buraya egemen olmadan buradaki şeye, Amerika'ya hizmet etmiş diktatörlerin artık babası geçti. Yani bunlar o halkların taleplerini karşılayamıyorlar. Yani artık bir medya var, internet var, televizyon var. Arap gençleri de dünyayı seyrediyor. Yani onları tatmin edecek yeni liderler getirip buraya koymak gerekiyor. Yani oradaki yoksullukları bir nebze ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani ya burada bir savaş duruyor. Bu savaş böyle devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek? O işte kaotik. Yani aslında savaşı bitireceklerini de biliyorlar. Yani şimdi mesela Irak'ta kaos var. Amerika'da o bir şekilde bu arada kaos var. Libya parçalanabilir. Onu konuşuluyor şimdi. Çünkü orada ya o tür ülkeleri ayakta tutan zaten o despotik rejimler. Onu kaldırdığın zaman zaten kaos oluyor. Suriye'de aynı şey olabilir. İşte kaosu üretmeye çalışacaklar. Savaşın karakteri de değişiyor tabii. Ama savaş devam ediyor. Başka? Avrupa'yı anlatırken İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bir ortak politikada bunlar birleşmesinin zor olacağını söylediniz. Avrupa Birliği'nin gelişmesine bakarsak, Doğu Avrupa'ya yayılması, işte Balkanlara yayılması, Bulgaristan'ı alması, işte Romanya'yı alması, bir şekilde Avrupa'nın bütün bu alanlara girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Balkanlarda Rusya, Amerika, ABD arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin yeri burada ne olabilir? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin yayılmasını teşvik etti Rusya'ya doğru. Çünkü Avrupa Birliği'ni yaydıkça NATO'nun yayılması da kolaylaştı. Zaten bunlar peş peşe oldu. Dolayısıyla işte o demokratikleşen ülkelerin ve NATO'nun Avrupa Birliği'yle beraber Rusya'ya doğru, orada bir amaç şeydi yani, bir yerde Rusya'yı çevrelemekti. Bir de bu ülkelerin bir yerde güvencesini de sağlamaktır Rusya'ya karşı. Ama işte bu gelişmeler Rusya, özellikle NATO'nun da bu istikamete gelişmesi Rusya tarafından tehdit olarak algılanınca o zaman işin şekli değişti. Tabii bu Avrupa Birliği'nin bu şekilde yayılması Avrupa Birliği'ni de sulandırdı. NATO'nun bu şekilde büyümesi NATO'yu da sulandırdı. Şimdi ama bunu hep Amerika teşvik etmiştir. Yani Avrupa Birliği'nin genişlemesini, özellikle Rusya'nın kaybettiği topraklara doğru gelişmesini hep teşvik etmiştir. Şimdi Türkiye ile ilgili de politikası vardır Amerika'nın, yani Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Amerika işte Soğuk Savaş bittikten sonra Türkiye'de böyle jeopolitik düşüncede yeni dalgalanmalar olduğunu, yeni farklı düşünceler oluşma, yeni eksen arama gayretleri olduğunu sezince bunu bir tehlike olarak gördü kendi çıkarları için ve Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini hızlandırdı. Yani onu da teşvik etti Amerika. Buradaki amaç da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasından ziyade Türkiye'nin batının yapısına devirletilmesiydi. Yani bu zaten Avrupa Birliği raporlarına da geçti. Açıkçası yazdılar. Yani öyle sıkı bağlarla bağlanmalıdır ki Avrupa Birliği'ne, ankor dediler yani, demirlemeli. Yani ankor gemiler için kullanılan bir kavram. O limana giremezsin ama limanın açığından da başka bir yere gidemezsin. Yani Rusya'yla, Avrasya'yla, Orta Asya'yla, Türkiye'nin ilişkilerini Çin'le geliştirmesini önlemek için
Amerika bunu böyle teşvik etti. Yani Amerika'nın jeopolitik çıkarları öyle. Benim samimi görüşüm ve bazı Amerikan dokümanlarında da buna rastladım. Amerika, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini samimi olarak desteklememiştir. Şunu söylemiştir. Görüntüde biz bu süreci destekliyor gibi olalım. Bu görüntüyü verelim. Ve Türkiye başka jeopolitik eksenlere kaymasın. Batı'nın yapısına bağlı kalsın. Gayretleri vardı. O tehlike geçti artık Amerika için. Ha şey, bir de Fransa, Almanya, değil mi? Neydi buradaki soru? Şey, Balkanlar'da bir Alman bölgesi, bir Rus bölgesi. Ya şimdi bakın, Türkiye'nin bisiklet merkezi yapması lazım. Yani artık bisiklet merkezini güneye yaptı. Ama bence bu doğru bir tercih değil. Yani bunu uzun uzun konuşuruz. Türkiye'nin tercihi öncelikle Kafkasya olmalıydı. Yani Azerbaycan Türkiye için çok önemli. Azerbaycan ve Türkiye birbirini bütünleyen iki ülke. Ve onlar bizim soydaşımız. Onlar Arap değil. Onlar bizden. Yani Azerbaycan'ın bize ihtiyacı var, bizim Azerbaycan'a ihtiyacımız var. Şimdi bakın, Amerika ne diyoruz? Askeri bütün nereye kaydırıyor? Pasifik'e kaydırıyor. Doğu'ya kaydırıyor. Bütün bakış açısı şimdi, jeopolitik bakış açısı ne? Pasifik, Doğu. Yani ekonomik olarak da öyle, jeopolitik olarak da öyle, askeri güç olarak da öyle. Yani biz niye oraya bakmayalım? Ya bunlar niye tartışılıyor? Niye Türkiye'de Avrasyacıyım demek birisi için böyle kötü bir ifade gibi görülüyor? Şimdi Türkiye'nin doğuya açılmasını sağlayacak olan kapı Azerbaycan'dır. Yani Türkiye, Azerbaycan'la nasıl bütünleşirimin öncelikle projesini yapmalıydı. Ondan sonra bunu adım adım geliştirmeliydi. Yani bütün millet doğuya bakarken, evet biz de batıdan kopmayalım. Ama Amerika niye doğuyla ilgileniyor? Brezilya niye Avrasya'yla ilgileniyor? Da biz ilgilenince ilgilenenler kötü oluyor. E zenginlikler orada, kaynaklar orada, mineraller orada, enerji orada. Yani onlar Avrasyoncu. Dünyanın en büyük Avrasyacısı Brezilski'dir. Türkiye'de olsa Ergenekon'dan içeri atarlar. Avrasyacı. Yani Türkiye bir tercih yaptı. Bence bu tercih yanlış. Yanlış bir tercih. Bu biraz da güdümlü bir tercih. Bu tercih biraz da o tarihten gelen esintilerin de etkisiyle yeni Osmanlıcılık felsefesiyle de ilgili. Ya Osmanlı fethetti, öyle yayıldı. Şimdi böyle bir şey, böyle bir imkan yok ki. Bir de ben Orta Doğu'da Türkiye'nin çok fazla şey kazanacağını sanmıyorum. Avrupa'nın bu üç büyük ülkesinin karakterleri farklı. Jeopolitik ihtiyaçları farklı. Yani Avrupa Birliği zaten gördük, yani Yunanistan krizinde de yapamadılar, onlar da beceremediler. Ama Türkiye, yani şimdi güçlü bir Avrupa Birliği'nin ya Rusya'yı ya Türkiye'yi ya ikisini birden içine alması lazım. Çünkü Avrupa'nın da geleceği Avrasya'da. Yani küresel bir emel gidiyorsan, küresel bir jeopolitik emel gidiyorsan, bunu Avrasya'nın zenginliklerini kullanarak yerine getirebilirsin. Avrupa'nın da Avrasya'ya açılması ya Rusya üzerinden olur ya Anadolu üzerinden, Türkiye üzerinden olur. Bunu coğrafya dikte ediyor. Yani ama yani Avrupa'da lider şeyi var. Yani Avrupa'nın şanssız bir dönemi, böyle lider devlet adamları yoktu. Yani Avrupa zamanında çok lider, büyük adamlar yetiştirdi. Ama bu dönemde kısır adamlar ülkelerin başında liderlik yaptı. Böyle büyük jeopolitik vizyonlar geliştiren adamlar olmadı. Bak Hitler bile bir taraftan o Harkent'e doğru gitmeye çalışmıştır. Bir taraftan Karadeniz'in kuzeyinden Kafkasya petrollerine doğru gitmeye çalışmıştır. Bir taraftan Afrika'nın kuzeyinden Orta Doğu petrollerine doğru gitmeye çalışmıştır. Yani o zaman silahla yapma, orduyla yapmaya çalışmıştır. Ama o zaman da Almanya küresel bir güç olmak için
Orta Doğu ve Orta Asya'nın, Kafkasya'nın enerji kaynaklarına açılmaya çalışmıştır. Yani biz niye açılmıyoruz ki oralara? Nasıl açılırız ya? Ya veya şunu tartışmak lazım. Türkiye'nin Orta Asya'ya mı açılması, Kafkasya'ya mı açılması bize daha fazla imkan sağlar ve daha fazla, daha kolaydır. Orta Doğu'ya mı açılması daha fazla imkan sağlar ve daha kolaydır. Bir de yani bu tercihte de şunu da tartışmak lazım. Ben kimle hareket etmeliyim? Yani burada seçenekleri var. Çin'le hareket edebilirim, efendim, Rusya'yla hareket edebilirim, Amerika'yla hareket edebilirim, yalnız hareket edebilirim. Yani bunlar Türkiye'de tartışılmadı. Ve zaten artık o dönem geçti. Artık tartışılma dönemi geçti. Peki, var mı? Başka?